Konuşan herkese merhaba. Konumuz su dalgaları. Neler öğreneceğimize bir bakalım. Doğrusal ve dairesel dalgaların özellikleri, su dalgarının yansıması, doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması, dairesel su dalgarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması konularını öğreneceğiz. doğrusal ve dairesel dalgaların özellikleri. Bakınız şu şekilde su dalgaları söz konusu. Burası B noktası. ...tepe noktasıdır diyoruz. Denge noktasından yukarıya doğru... ...maksimum uzaklaşma gibi düşünebiliriz. Bu şuralar ise... ...çukur noktaları... ...yine denge noktasından... ...bu şekilde maksimum aşağı doğru... ...uzaklaşma gibi bakabiliriz. Bakın burada dalgaların ilerleme yönü... ...bu tarafa doğru... ...tepe noktalarındaki e, su tanecikleri... ...su dalgası tanecikleri... ...şu şekilde yani dalganın ilerleme yönü... ...şeklinde hareket ediyor. Buradaki ise çukurdaki... E, Parçacıklar, talcikler ise dalganın ilerleme yönüne ters hareket ediyor. Bunu da görmüş olalım. Yani su dalgası aslında şu şekilde oluyor. Şu şekilde bir dalga diyebiliriz. Titreşim e, yönü yani buradaki noktayı düşünürsem bu nokta hem yukarı aşağı titreşiyor hem de sağa sola titreşiyor. O zaman yukarı aşağı titreşmesi demek enine dalga olması demek. Sağa sola titreşmesi demek boyuna dalga demek. Yani bu durumda hem enine hem de boyuna ilerleyen yani iki özelliği aynı anda gösteren bir dalgadır su dalgası. Hatta dairesel şu dairesel olaydan dolayı da dairesel dalga şeklinde de tanımlanabilir. Burada bakın su dalgaları söz konusu tepe çukur, tepe çukur. Burada tepeler yani paralel ışık demeti gönderildiğinde, e, şu da bir dalga leğeni gördüğünüz gibi e, ışık demeti gönderildiğinde tepeye gelen ışıklar tam tepenin altında olacak şekilde toplanıyorlar. Şu şekilde ya da gelen ışıkların tamamı tam tepenin, tepelerin altına gelecek şekilde toplanıyorlar. O zaman o bölgeler aydınlık oluyor çünkü ışık oraya düşüyor. Çukur olan kısmı ise ışık çok az geldiği için oralara bakarsanız karanlık oluyor. Yani burada tepe ve çukur, tepe ve çukuru da altta bu şekilde aydınlık karanlık, aydınlık karanlık e şeklinde bir görsel oluşmasına sebep oluyor. Doğrusal su dalgalarının üstten görünümü. Yani yukarıdan bakıyoruz. Dalgalarını düşün, üstten bakıyorsun. Düz çizgileri tepe olarak kesikli çizgileri de çukur olarak düşüneceğiz. Yani şöyle göstermek isterim. Bakın şu şekilde dalga şöyle, şöyle. O zaman burası tepe, burası çukur. Burası tepe, burası çukur. Biz buna üstten bakıyoruz ve e, tepe tepe yani ardışık iki tepe arası bir lambda dalga boyuydu. Şurası yani bir lambda. Aynı şekilde ardışık Şöyle iki çukur arası yine bir lambda dalga boyuydu. O zaman kesikli çizgiler çukur noktalar ise iki çukur arası bir lambda dalga boyu, iki tepe arası ardışık olan iki tepe arası yine bir lambda dalga boyu diyeceğiz. Ve ilerleme yönüyle e, buradaki dalgalar arasında 90 derecelik şu şekilde açı olacak doğrusal dalgalar için. Dairesel su dalgalarının üstten göründüğü. Bu arada doğrusal su dalgaları da şu şekilde bir kaynak düşün. Çubuk şeklinde olabilir. Bu çubuğu batırıp çıkarıyoruz. Batırıp çıkarıyoruz. Bu şekilde batırıp çıkarttığımızda şöyle doğrusal dalgalar oluşuyor. Ama şöyle yaparsak noktasal bir kaynak. Yani bunun bu sefer uç kısmıyla tek 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 vurduğumuz zaman noktasal bir durum. O zaman şöyle bakın dairesel dalgalar şu şekilde e, yayılırlar diyoruz. Ve bunların ilerleme doğrultusu ise Teğet çizgiye dik olacak. Teğet çizgiye dik olan zaten doğrultu yarıçap çap doğrultusudur. O zaman demek ki bu dairesel dalgaların yayılma doğrultusu aslında yarıçap çap doğrultusu diyebiliriz gördüğünüz gibi. Ve e, düz çizgi dalga tepesiydi. E, kesikli çizgi de çukurdu. Ve iki kesikli çizgi artışık iki kesikli çizgi arası gördüğünüz gibi burası lambda bir dalga boyu. ardışık iki tepe arası yine bir lambda dalga boyudur e, gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde de dairesel dalgaları da görmüş olduk. Su dalgarının yansıması. Mesela burada doğrusal bir kaynakla üretilmiş doğrusal su dalgaları var ve bu şekilde geliyorlar. Bu doğrusal su dalgası engelde yani bu tarafa geçemeyecek mecburen yansıyacak. Şunu yapacağız. Biz ilerleme doğrultusunu ışın gibi düşünebiliriz. Bakın ışın gibi. Yani şu şu arkadaş ışık, ışın gibi. O zaman düzlem aynayı hatırlayalım. Düzlem aynada şöyle yapıyorduk. Evvelki senelerden yansıması, ışığın yansımasını hatırlayabilirsiniz. Şöyle gelen ışık ne yapacak? Bir normal çizeceğiz. Normal ne demek? Aynaya dik olan çizgi demek. Normalle yaptığı açı yani alfa açısı gelme açısı. Bu da böyle yansıdığında bu da yansıma açısı ve gelme açısıyla yansıma açısı zaten birbirlerine eşit olacak diyoruz. Bir daha söylüyorum. Normal şu şekilde aynı dik olan çizgi demektir. Ve bunu ışın gibi düşündüğümde ışın böyle geldi. Normalle bir açı yapıyor. Normalle yapmış olduğu açıya dik olan çizgiyi çizdik normalimizi. Normalle yaptığı açıya teta dersek o zaman normalle yaptığı açı buysa yansıyanın da normalle yaptığı açı bu olacak ışın gibi düşündüğümde. Burası da tetadır ve ışına dik olan çizgide bize dalgayı atmayı verecektir diyebiliriz. Bu şekilde yansımış oldu ve böyle yoluna devam ediyor sevgili gençler. Pekala yansıma sonrası noktalara bakalım bir de şunu görmenizi istiyorum. L noktası şurası L noktası buraya çarpıyor ve böyle yansıyor. Sonra K noktası da gelip buraya çarpıyor ve böyle yansıyor. O zaman burası K noktası burası da L noktası olmuş oldu. Yani bir de bir yer değiştirmiş oldular. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın Burası 90 derece değil miydi? Şurada bir daha çizeyim daha rahat görün. Bu engel olsun tamam mı? Bu da atma. Atma bu şekilde 90 derecelik açıyla şurası 90 derece olacak şekilde geliyor. Bakın dikkat. Buradaki açı az evvel söylediğimiz gibi teta açısı ise devam ettirdiğimde burası 90 ise burası nedir? 90 eksi teta. O zaman burası 90 burası 90 eksi teta ise hafif bir geometri var. Bakın hafif bir geometri 90 ile 90 180 olduğuna göre buranın da ne olması lazım? Teta. Yani buradaki açı ile buradaki açı eşit olacak. Atmanın bakınız atmanın engelle yaptığı atmanın kendisinin engelle yaptığı açıya da gelme açısı diyeceğiz. Aynı şekilde şunu devam ettirdiğimde burası 90 burası 90 eksi teta buradan da görebilirsin. O zaman burası teta. Bu da yine atmanın. Yansıyan atmanın engelle yaptığı açıya baktığında yine teta gelmiş oldu. Bu da yansıyan yansıma açısı. Bu gelme açısı, bu da yansıma açısı. Bunlar da aynı şey olacak. Şöyle isterseniz yansıtalım bunu, devam ettirelim. Burası da teto olmuş oldu. İsteyen böyle de bakabilir. Tercih sizindir diyelim. Doğrusal su dalgalarının derinliği her yerinde aynı olan da doğrusal engelden yansımasında yansıma kanunları dikkate alınır. Buna göre dalgalar aşağıdaki gibi yansır. Bakalım. KOL şeklinde bir tane atma var. Engel çapraz şöyle duruyor. Gelip buna yansıyacak. Buna çarpacak. Bundan da yansıyacak. Bakın Burada ne görüyorsunuz? OL kısmı daha yansıyamamış. Yani daha gelip engele çarpmamış. Ama KO kısmı engele çarpmış. Yani yansımış. Size çok basit bir pratikte verebilirim bu anlamda. Mesela şuna bakarsanız bak böyle devam ettirelim. Şuna baktığınızda normalde eğer engel olmasaydı bu şekilde geçecekti. Yani şuradaki açıda gördüğünüz gibi ne kadar olacaktır? Şuradaki açıya bakarsam. Bunun şununla yaptığı açı bakın sevgili gençler. Buradaki teta açısı değil mi? Teta açısı. Bunun ee, gelme ve yansıma açısına bakıyorum. Buradaki açılar teta yani şuradaki açılar teta verilmişse buradaki açılar teta verilmiş şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradaki açı gördüğünüz gibi teta gibi düşünebilirsiniz. O halde buradaki açı teta olduğunda yansıyanı yani bunu sanki e, şey gibi düşüneceksiniz aynadan yansıtmak gibi simetriğini alacaksınız. O zaman bunun yansıyanı teta açısı yaptığı için yansıyanı da burada gördüğünüz gibi teta açısı yapacaktır sevgili gençler. KO kısmı yansımış. 90 derecelik açı yapacak şekilde. OL kısmı da buradan yansıyacak. OL kısmı da yansıdıktan sonra bakın üstten K alttan da L yansıdığı için şöyle K ve L sanki yer değiştirmiş gibi oldu. Bu şekilde aynen yoluna devam eder diyorum. Burada da bu olayı az evvel yaptığım şeyin aynısını zaten tek adımda yansıma olarak bakabilirsiniz. Yani ışın gibi düşündüğünüzde bu ışın böyle geliyor, yansıma. Eğer şuradaki gelme açısı alfa ise, yansıma açısı da alfa olacak şekilde şöyle yansıyor aslında. Yapmanız gereken budur. Eğer atma ile engel paralelse, yani bunun gelme doğrultusu ya da gelme hızı ışın olarak düşünürüm normal üzerinden geliyorsa ışın normal üzerinden geliyorsa kendi üzerinden geri yansır deriz. O zaman bu kendi üzerinden geri yansıyacaktır ve şöyle atmanın üstü yine şurası K noktası L noktası olacak şekilde yansır diyoruz. Hiçbir şey burada dediğimiz gibi değişmez. Çünkü atma engele Paralel geliyor yansıdıktan sonra da engele paralel olacak diyebilirim. Doğrusal dalganın parabolik engelden yansıması doğrusal dalga ve parabolik engel çukur kısmına geliyor. Bakınız buradaysa e, şuraya tümsek kısmına yani iç bükeye geliyor burada da dış bükeye geliyor. Şöyle yapacağız bakın şimdi bu K noktası burası L noktası hadi buraya da O noktası diyelim. K noktası buraya geldiğinde daha O noktası burada. Sonra L noktası da buraya geldi. E, K noktası ve L noktası şu an çarptığına göre yansıyacak diyoruz. Yani pat 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 bu böyle yansıyacak. Bu da böyle yansıyacak. Ama o kısmı daha yansıyamıyor gördüğünüz gibi. Biraz daha gidecek ve bu da onun geride kalmasına sebep olacak. Şu şekilde karşımıza dairesel dalga çıkacak diyoruz. Yani bu atmanın yansıması şöyle dairesi olur, şöyle olur ve şöyle olur. Geri burada toplanırlar. Ne gibi oldu biliyor musunuz? bir? Bu şöyle oldu. K noktasını şuradan K ve L noktasını düşünün. K noktası sanki bir ışık gibi geliyor. Böyle yansıyor. Sonra L noktası bir ışık gibi geliyor. Böyle içeriye doğru dediğimiz gibi yansıyor. Bu da şu olmuş oldu. Hani çukur aynada şu özelliği söylemiş olalım. Çukur aynada ki bu çukur ayna gibi davranacak. Işık asıl eksene paralel geliyorsa şöyle bir şey yapıyorum. Çukur ayna pat 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 çizdik. Paralel gelen bir ışık söz konusu. Bu ışık odaktan geçecek şekilde yansır diyoruz ve burada da aynı şey söz konusu olacak. İşte burada odaklanma olmuş oldu. Yani bu atmalar şu şekilde toplandılar. Odak noktasında daha sonra tekrar dairesel olacak şekilde bakınız yayılmış oldular sevgili gençler. Burada da Şöyle olacak. O noktası geldi çarptı ama K noktası ve L noktası daha gelemedi. K geldi yansıdı buraya geldi daha bunlar burada farkındaysınız. bu da bu şekilde açılmasına sebep olacak. Yani atmalar sanki arka tarafta bir kaynak varmış da şurada paralel geldiklerinde sanki bu noktada bir kaynak varmış da doğrusal Pardon noktasal bir kaynak, dairesel dalgalar üreten bir kaynak varmış gibi düşün. İşte buradan şu şekilde dairesel olacak şekilde dağılmasına sebep oluyor. Bunları şöyle sınırlarsam burası da e, tümsek engelin yani dış bükey olan engelin odak noktası. Sanki burada bir odak noktasında noktasal kaynak varmış gibi. Ne yaptı? Yansıttı engelden sevgili gençler. Evet, güzel. Devam edelim hemen. Şuna geçelim. Geçtik. Sorumuza bakalım. Derin nisapik bir dalgöleninde oluşturulan kaleme doğrusal su dalgasının ilerleme yönü doğrusal engelle 55 derece açı yapmaktadır. Buna göre dalganın doğrusal engellerden tümüyle yansımış halini çizerek ilerleme yönünü gösteriniz. Şimdi bunu ışın gibi düşünmüşsek, ışın aynayla 55 derecelik açı yapıyorsa, bakın bu gelme açısı değil ama dikkat. Gelme açısı şudur. Normali çizdiğimizde normal engele dik çizgi demek. Burası 55 ise 90'dan 55 çıkarttığımızda burada 35 derece gelme açısı. Aman ha bu aynayla yaptığı açı yani engelle yaptığı açı diyeceğiz. Ve bunun yansıması gençler hemen gösterelim. Bu şekilde olacak diyoruz. Nasıl olacak? 55 derece. Buradaki açı 55 derece olacak şekilde. 90 buraya ne kaldı? 55, 90. Buraya da 35 derece kaldı. Buradan yine 35 derece olacak şekilde ne oluyor? Gördüğünüz gibi yansıyor bu ışın gibi düşündüğüm ilerleme doğrultusu ve burası önce çarptı sonra geldi burada çarptı sonra geldi burada Sonra M noktasına bakıyorum. M noktası da geldi. Burada engele çarptı. Sonra burada ve sonra geldi burada. İşte bizim atma yani burası K noktası. Alttaki nokta üst nokta oldu. Üstteki nokta da alt nokta oldu. Burası da L noktası. İşte bu şekilde yansır. Ne diyor bana? Tümüyle yansımış halini çizin. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi yansımış halini çizmiş olduk. Evet. Evet. Şimdi bir soru daha. Derin isabet dalgalarında şeklindeki bir yerleştirilen X ve Y doğrusal engellerinden X'e doğru gönderilen Kale doğrusal su dalgasının ilerleme yönü X engeliyle 35 derece açı yapmaktadır. Buna göre Kale dalgasının sırasıyla X ve Y engellerinden yansıdıktan sonra görünümü çiziniz. Çizeriz tabii ki. Şimdi bakın burada kaç derecelik açı yapıyor? ışın 35. Burada da 35 derecelik açı yapacak. Burası 35. Ne kullanıyorum aslında ben dikkat. Üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir diyorum ve devam ediyorum. 180'den 65 dereceyi çıkarttığımda ne kalır? 115 derece kalır. 115, 35 daha. Ne yapar? 150 derece. Buraya kaldı. 30 derece. O zaman 30 derece olacak şekilde buradan ayna ile yani engelle yaptığı 30 derece olacak şekilde bakın yansıdı diyoruz ve bundan sonra atmayı çizeceğiz. Yani bu yönü bu da atmanın kendisi. Bakalım kimler nerede? K noktası buradan, buradan böyle oldu. L noktasına bakıyorum. Buradan buradan böyle oldu. Demek ki K burada L ise aşağıda. Yani yukarıda pardon. Üstte olan K noktası aşağıya geldi. Altta olan L noktası üste gelmiş oldu. 90 derece olacak şekilde. Bakınız tam yansıma yaptı. Buradan daha doğrusu yansıma yaptı. Bu şekilde engelden. Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması. Bak dairesel. Yani şöyle düşüneceğiz aslında. Aynada görüntü bulmak gibi diyeceğiz. Mesela buradan K noktası yani K kaynağı pat 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 buradan dairesel dalga oluşturuyor. Oluşturduğu dairesel dalgaların engele çarptıktan sonra yansıması yine dairesel olacak şekilde oluyor. Ve bunlar sanki arka tarafta bir tane kaynak varmış da o kaynaktan geliyormuş gibi bakın devamı gibi düşünün. Buradan geliyormuş gibi e, dalgalar olacak. Yani yansıma aslında direkt simetri. Şunu engel olarak düşün arkadaşım. Bak şöyle düşündün mü? Düşündün. Sonra şu şekilde ee, bu kısmı diğer tarafa geçti. Şöyle geçemedi çünkü engel var. Ne oldu? Şu şekilde yansıtı yapman gereken budur. Ve böyle dairesel olacak şekilde yansıma yapıyor. Arka tarafta kaynak varmış gibi. Dairesel su dalganın parabolik engelden yansıması. Doğrusaldan yansıdık. Ama bakalım bir de parabolikten nasıl yansıyacak? Yani iç bükey çukur kısımdan. Odak noktasından geliyor. Odak noktasından geliyorsa hatırla şöyle bir şey yaptık az önce. Böyle atmalar geliyordu. Tamam mı? Geliyordu. Ne yapıyorlardı? Odakta toplanıyorlardı. Mesela şöyle çizdik. Bunda da şu alttan da şöyle çizdik. Burada topladık. Burası odak noktası. Buradan toplanıp sonra dağılıyorlardı. Şu şekilde. Aynısını yani tersini düşüneceksin. Buradan gelen nasıl olacak? Böyle gidecek. Yani doğrusal atma şeklinde. Bakın şöyle gelen böyle gidecek. Böyle gelen böyle gidecek. İşte bunların aralarında doğrusal atmayı bu şekilde çizeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Kaynak F noktasında ise parabolik engelin hep odak noktasından gönderilen dairesel su doğrusal olarak yansır. Burada gördüğünüz gibi kaynak M noktasında ise yani merkez noktada ise merkezden gelen ışın mesela merkezden çukur aynaya merkezden gelen ışın ne yapıyordu? Şöyle yapıyordu. Merkezden gelen demek aslında şey gibi düşünebilirsin. Teğet çizgiye dik geliyor demek. Bak teğete dik geliyor. Teğete dik gelen kendi üzerinden geri döner diyoruz. T'ye dik gelmesi demek aslında normal üzerinden gelmesi demek. O zaman bu böyle yansır, bu da böyle yansır. E dolayısıyla bu K noktası buraya geldi, L noktası da buraya gelecek şekilde buradan tekrar dağılacaklar diyoruz. Önce burada böyle toplanacak, tekrar toplanacaklar. Burada gördüğünüz gibi toplandıktan sonra tekrar dağılıyorlar sevgili gençler. Yani yine merkezden geçecek, merkezde toplanacak şekilde yansırlar. Tümsek dış bükey engel. Burada yine dairesel bir dalga söz konusu, dairesel dalga üreten bir kaynak söz konusu. Buradan dairesel dalga üretiliyor. Burada da şu cümleyi kurabilirsiniz. Ee, hani engelin bir odak noktası vardı ya, engelin odak noktası ile engeli arasında, engel arasında sanki bir tane kaynak varmış da o kaynaktan şöyle at dalgalar çıkıyormuş gibi e, yansıyacak gençler burada da. Buraya gelelim. Burası odak noktası ya. Burada FT yani şurası ile şurası odak noktası ile engel arası, odak noktası ile merkez arası birbirine eşit olur. Daha doğrusu odak noktası merkezle engelin tepe noktasını tam ortada ikiye böler. Bu noktada görmüş olalım. Yani buna dikkat ediyoruz. Sorumuza bakalım. Önce çukur engele gelen doğrusal dalgalar var. Ondan sonra çukurdan yansıdıktan sonra tümsek engelden yansıyacaklar. Bakalım ne olacaklar. Şimdi diyor ki bu odak noktası hem çukurun hem de tümseğin odak noktasıymış. Güzel. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi normalde böyle sınırdan çizdiğimiz çizgiler var ya. Şu taneciklerin hareketini düşünüyorum. Tamam mı? Buradaki su taneciklerinin hareketini düşünüyorum. Bunların şey olması buradan yansımadıktan sonraki hareketi aslında odağa gidecek şekilde olacak. Bak odağa gitmek istiyorlar. Bunlar da keza aynı şekilde odağa gitmek istiyorlar. Ama odağa gidemediler. Çünkü burada bir engel var. Buna izin vermiyor. Sonra bakın sonra şöyle diyeceğiz. Odağa gitmekte olan buradaki tümsek engeli o tümsek engelin odağına gitmekte olan tanecikler de Burada şöyle olacaklar. Burada görmenizi istiyorum. Bak burası da odak noktası olsun. Şöyle gelen tanecikleri düşün. Bunlar da engel şu yapar. Engel bunlara şunu yapar. Vay odağımın üzerinden geçmek istiyorsunuz ha. Alın size deyip bunları paralel gönderir. Yani asal eksene paralel göndermiş oldu. O zaman bunlar asal eksene paralel yansıdığında buradan buradan geldiğinde bakın ne olacak? Şu şekilde yine doğrusal dalgalar olarak yansıyacaklar diyoruz. Bu şekilde de bunu böyle görebiliriz sevgili gençler. Evet önce ne öğrendiğimize bir bakalım. Doğrusal ve dairesel dalgaların özelliklerini öğrendik. Su dalgalarının yansımasını öğrendik. Doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansımasını öğrendik. Dairesel su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansımasını öğrendik. Bu konular net bir şekilde oturmuş oldu. Şimdi de geldik ödüllü sorumuza. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.